temel büyük bir sistemin olmadığından bahsediyoruz ve Arda'nın söylediğine çok katılıyorum. Yumurta tavuk. İşte para yok, geliştirme yapamıyoruz. Geliştirme yapamıyoruz, onun için işte şirketlerimiz büyümüyor. Şirketlerimiz büyümüyor, onun için yetenek çekemiyoruz. Ve bunların hepsi böyle devam ediyor. Şimdi içerideki girişimlere de bakıldığı zaman ülkenin içerisinde şirketler aslında belli bir noktadan bir aşamaya kadar büyüyorlar. Ben bunları sıfır değerleme noktasından, varlık noktasından 10 milyon dolar değerlemeye kadar gelen birçok şirketin aslında ülkede olduğunu görüyorum. Ama buradan sonrası işte 100 milyon dolara, buradan 300 milyon dolara, oradan da 1 milyar dolara bu şirketler giderken çok zorlanıyorlar. Bu zorlanmalarının temelinde de aslında yine o temel tecrübenin eksikliği olduğunu düşünüyorum. Ve burada da eğer ki şunu şöyle düşünün, hepimiz şirket yöneten de insanlarız aynı zamanda. Bir teknoloji geliştirmek istiyorsunuz, bir sistem tasarlamak istiyorsunuz. O yeteneğiniz içeride yoksa eğer, onu yapabilen, o tecrübeye, o yeteneğe sahip olan başka bir kuruma veriyorsunuz. Ya da onlarla bu işi geliştirmeye çalışıyorsunuz. Biz de eğer ki bu sistemi üretemiyorsak, bunu dışarıdan alalım diye öneriyorum. Ve dışarıdan alırken de aslında sizinle de toplantımızda konuşmuştuk. Yani bizim gerçekten burada araba üretecek bir şirkete değil de komşumuz yanı başımızda, yani bizden çok daha küçük olan bir şirkete 2-3 milyar dolar yatırım yapan şirketlerin bu ülkeye yatırım yapmasına ihtiyacımız var. Onlar bu yatırımları yaptıkları zaman aslında sadece para değil, o işlerini de büyütecek. Yine Arda'nın da söylediği, işte Emir Bey'in de konuştuğu gibi bu ülkeye daha yurt dışında da gelişmiş şirketlerin aslında bu evrelerden geçerken o deneyimleri edinmiş insanların gelmesini ihtiyacımız var. Çünkü biz de bulunduğumuz 10 milyon dolar değerlemeden, 100 milyon dolar değerlemeden, 300'e 1 milyar dolara çıkarken aslında bu yeteneklere ihtiyacımız var. Bu yetenekleri de kendi içimizde, eminim ki bu konuları biz yıllardır konuşuyoruz. Pitano 2015 yılında kuruldu. O zaman da benzer şeyler konuşuyorduk. Bu yumurta tavuk kısır döngüsünden eğer çıkamıyorsak, bunu birazcık çıkarmak için dışarıda olan yetenekleri içeri alabilecek düzenleri kuralım diye öneriyorum. Ve dediğim gibi takıldığımız yerde, gerçekten bizim içeride olan yeteneklerimizin olduğu alanlarda değil, İçeride olmayan yeteneklerin olduğu alanda o yeteneği, o deneyimi, o tecrübeyi içeri almaya çalışırsak daha başarılı sonuçlar üretebiliriz diye düşünüyorum.